Cümleten selamünaleyküm kanalıma, gönlüme, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Almanya'da 30 yıl üzerinden geçmesine rağmen hala güzelliğini korumuş olan 3.16 benzinli bu BMW'yi tanıtmak istedim. 1990 model BMW'miz hala dünkü gibi, sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi şu an arkamda durmakta. Geçenlerde garajın bir kapısını açtık. İçeride eşyaları boşaltırken bir de bir baktık ki ne görelim? Emrah ne görelim? Bu BMW çıktı. Biraz tozlu, biraz kirlenmiş bir şekilde garajda duran bu BMW'yi tekrar yollara çıkarmak için İsmail kardeşimize getirdik. İsmail kardeşimiz bir iki detaya güzellik katacak. Daha sonra da Allah nasip ederse bu BMW'miz Almanya yollarında tekrar gaza basacak. Kaça? 5'e. BMW'mizi tanıyalım ama BMW'yi tanımadan önce ne yapmamız gerekiyor Emrah? Temizlenmeyelim. Bu yılların üzerinde bırakmış olduğu tozu, pisliği bir temizleyelim. Ondan sonra gerçekten kardeşlerim, içini gördüğünüz zaman, kilometresini duyduğunuz zaman ağzınız açık kalacak. Ağzınız fazla açık kalmasın. Yaz döneminde Allah göstermesin sinek girebilir temizlemeye. Parlat cilala, cilala parlat yapmaya. Ne yapalım Emrah? Ne yapalım? Başlayalım. Araba kız gibi tekrar kendi güzelliğine geri geldi. Arkamda görmüş olduğunuz BMW 3.16i E30. Tanımaya başlayalım. Adamlar 30 yıl önceki yapmış oldukları, araba çıkarırken kullanmış oldukları teknolojileri biz bugünümüzde gördüğümüz zaman gerçekten insan hayrete düşüyor. Günümüzün teknolojisindeki arabaları görüyorsunuz. Her yeri plastik. Her yeri sanki oyuncak arabayı andırıyormuş gibi. 30 yıl önce yapılmış olan bir BMW. Bakalım neleri içeriyor? Nasıl materyallerden yapılmış? Günümüze kadar 30 sene geçmesine rağmen neden yıpranmadan gelmiş? Günümüzdeki arabalar 10 sene sonra neredeyse hurdaya çıkacak şekle gelirken BMW 30 yıl sonra bile hala kız gibi bu şekilde burada durmakta. Emrah, ufaktan arabamızı şöyle tanıtalım. Arabamız o zamanki dönemin güzel jantlarına hala sahip. BMW'nin kendi orijinal jantları, alüminyum jantları üzerinde. Şöyle bagajı da açalım bakalım. Bagajın ne kadar büyüklüğü varmış, onu da merak ettim. Şu dikkatimi çekti. Kapıları da açıp kapatırken çıtır çıtır. Hala sanki ilk günün sesini çıkarıyormuş gibi bir ses geliyor kardeşlerim. Açtığımız zaman bagajı, içinde de görüyorsunuz arabanın orijinal kendi rengi. Bagaj kapağın içi tertemiz. Toz bile yok. Biz dışından olan tozları sildik, temizledik. Arabanın içinin bagajı da güzel, gerçekten derin. 4 tane orta boy bavulu alabilecek derinliğe sahip. Şuna bak ya. 3.16i. Bak Emrah. Arabanın bak. Kapı döşemeleri bile sanki, yani daha araba dün fabrikadan çıkmış gibi tertemiz duruyor. Açık renk olmasına rağmen hala
tertemiz duruyor. Çok sevdiğim bir şeydir. Bir kapının, bir arabanın kapısının bu şekilde kapanırken çıkardığı ses. Çok severim. Göster arka koltukların güzelliğini, yer döşemelerini. Eski hoparlörleri. Şunun güzelliğine, şunun temizliğine baksana. İnsan gerçekten oturmaya kıyamayacak şekilde tertemiz. Bak. Emniyet kemerlerinin o takma yerleri buraya öyle bir yer yapmışlar. Yani oturduğun zaman sırtına gelmeyecek veya oturduğun zaman altına kalmayacak. Seni rahatsız etmeyecek şekilde adamlar yerlerini yapmışlar ya. Yani 30 yıl önceki teknolojiye bak. Arka ve ön camlar maalesef elektrikli değil. Kolla, döndürmeyle açılan, kapanan mekanizma yapılmış. Bu şey buradan da gösterebilirsin Emrah. Arabanın iç iskeletinin olduğu yerleri, iç döşemesinin güzelliğini. Gel bak göster şöyle göğsünün olduğu yeri. Arabamız 91 bin kilometre gitmiş. Şu an 91.486 kilometrede. Yok 88 kilometrede. Güzel. Otomatik vites. Arabamız otomatik vitese sahip. Klima özelliği yok. Arabamızın ayna ve arka cam ısıtması var. Normal eski klima sistemi. Gerçekten bir nostalji yaşatıyor. İçinde de normal sanki duvar saati gibi bir saate de sahip. Ne yapalım, arabamızın motorunu açıp bakalım mı? Bir de motoruna bakalım Emrah. Normalde günümüzün arabalarının motor kapağı buradan açılıyor. Buradan böyle açarsın, yukarıya doğru kaldırırsın. Ama bunda öyle değil işte. Bu BMW'nin motor kapağı buradan açılıyor. Bak. Arabanın dediğim gibi orijinalliği duruyor. Arabanın yattığı, içindeki bu ağaçlardan düşen parçalardan zaten anlaşılıyor. Çok güzel bir motora sahip. Tertemiz. Yağ bile akıtmıyor motor. Sadece tozlu. Bak Emran, yine arabanın iç tarafında kalan karasör tarafı bile hala tertemiz, hiçbir çürüğü yok. Günümüze kadar gelmiş. Bak, kapanmasına bak. Gördün mü? Çıt dedi, kapandı. Ne yapalım, bir tur atalım mı şöyle arabamıza? Bir binelim. Gel sen buraya otur. Ayakların döşemeyi kirletmesin diye ben bunu yayıyorum altta. Ayaklarını lütfen oraya koy. Bak şimdi Emrah. Arabamızın çalışması. Bak. Otomatik vites şu an parkta. Bak böyle hala saat gibi çalışıyor. 91.488 kilometre gitmiş. BMW'miz maşallah içi dışı tertemiz. Günümüze kadar gelmiş. Radyoya bak. Bakalım geriye doğru. Gidelim.
Bak şimdi Emirhan. Burada otomatik viteste 1 yazıyor, 2 yazıyor ve 3 yazıyor. Bunun amacı birinci viteste şu an gidiyoruz. Böyle dönelim. Normal. Arabamız otomatik vites ama üzerinde 1, 2 ve 3 de yazıyor. Bu ne anlama geliyor diye soracaksanız arabayı 1. 2. 3. vitese kadar manuel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kışın kar yağdığı zaman BMW'ler arkadan çekişli olduğundan dolayı kalkma durumu zor oluyor. 1. viteste yavaş bir devirde gidebilirsiniz. 2, 3'e kadar da kendiniz vitesi atabiliyorsunuz kardeşlerim. Ufaktan bir özelliği daha var. Onu da göstereceğim. 30 yıl önceki düşünülmüş bir özellik daha burada. Emrah, şunu da göster. Burada aynaları, sağ ve sol aynaları elektrikli bir şekilde de ayarlarını yapabiliyorsunuz. Kardeşlerim, ben sizlere Almanya'da 30 yaşındaki 3.16 benzinli bir BMW'yi tanıttım. Günümüze kadar gerçekten tertemiz bir şekilde gelmiş. Hatta şu an bizim garajımızda bu araba yatıyor. Buraya gelmesinin sebebi de bu araba old time'a olmak için buraya gelmiş. Old time'a ne demek? Old time'a 30 yaşını geçen arabalar, kültür arabası, kültürel bir araba olduğundan dolayı eğer ki %70 üzerlerinde orijinal parçaları hala duruyorsa, günümüze kadar gelmişse devlet buna ayrı bir plaka veriyor. Almanya'da bu şekil hem vergisi ucuzluyor hem sigortası ucuzluyor. Almanya'da da yeni çıkmış olan Euro, bu görmüş olduğunuz yapıştırıcılar da buna geçmiyor. Yani old time'a yaptığınız zaman arabanın hem değeri artmış oluyor. 30 yaşını geçmiş olması gerekiyor. %70 üzerindeki parçaların orijinal olması gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman hem arabanıza değer katmış oluyorsunuz, hem vergiden hem de sigortadan da kar yapmış oluyorsunuz. Daha ne diyelim, daha ne gösterelim kardeşlerim. Biz sizlere Almanya'daki arabaları elimize geçen fırsatlar olduğu müddetçe göstermeye devam edeceğiz. Videoları kaçırmamak için abone olmayı, videoları da beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı hiçbir zaman için unutmayın. Abone olarak, beğen tuşuna basarak destek veren kardeşlerimin eline, yüreğine şimdiden sağlık diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Allah'a ısmarladık.